Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders anlatım videosu ile karşınızdayım. Ben Ümran Hoca. Bugünkü konumuz uyak, kafiye nedir? Hemen giriş yapıyoruz arkadaşlar. Nedir? Şiirlerdeki arkadaşlar dize sonlarındaki dizenin ne demek olduğunu da öğrendik artık. Dize sonlarındaki ses benzerliğine biz kafiye diyoruz arkadaşlar. Kafiyeyi oluşturan kelimelerin yazılışı, okunuşları aynı olmalı. Anlam ve görevleri farklı olabilir. Önemli olan neymiş? Yazılış ve okunuşlar aynı olmalıymış. Hemen bir örnek üzerinde bakacak olursak, destan, kahraman. Hemen bakıyoruz, bu bir dizenin sonu arkadaşlar. An, an. Ne oldu? Yazılışlar, okunuşlar aynı. Anlamlar farklı olabilir. Biz bunu kafiye olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Mısra sonundaki bu kelimeler an sesleri kafiyelidir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yine örnekler üzerinde daha çok anlayacağız, daha çok pekiştireceğiz. Zaten kafiyenin çeşitleri var. Bunları da görmüş olacağız. Hemen bakıyoruz neymiş uyak türleri. İlk olarak yarım uyak diye bir şey çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Yarım uyak, mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine yarım uyak diyormuşuz. Bakıyoruz mısra sonlarındaki tek ses benzerliği. Çardak, bardak, ördek. Ne oldu arkadaşlar? Buradaki K harfleri neydi bizim kuralımız? Yazılışlar ve okunuşlar aynı olmalıydı, değil mi? Mesela şurada ak 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 diye devam etseydi farklı bir uyak türü oluyordu ama burada ek oluyor. O yüzden buradaki 3 ses benzerliği var. K, K'ler benzerlik gösteriyor. Nedir arkadaşlar? K sesleri bu şekilde, yani tek ses benzerliği olduğunda yarım uyak oluşturuyorlar. Sonra baktık. Diyor ki edebiyatımızda özellikle İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve halk edebiyatında yarım uyak kullanılmıştır. Neymiş? İslamiyet öncesinde ve halk edebiyatında biz yarım uyak kullanmayı tercih etmişiz. Sonra geldik bir diğer uyak çeşidimizde tam uyak. Bu nasıl oluyormuş? Tam uyakta da arkadaşlar mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanıyormuş bu da. Yani burada bir ses benzerliğiydi. Burada da şartımız iki ses benzerliği olması. Buna da bakıyoruz. Mısra sonlarına. Demek, bilmeyerek. Ne oldu? Ekler tam uyak oluşturdu. Yani iki ses benzerliğimiz oldu. Yazılışlar, okunuşlar aynı. Ek sesleri tam uyak olmuş oldu arkadaşlar. Hangi dizenin sonunda iki tane ses benzerliği görürseniz biz bunu tam uyak olarak kabul ediyoruz. Geldik bir diğer uyak çeşidimize. Bu neymiş? Geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir not almışız. Neymiş? Dize sonunda inceltme işaretli. Biliyoruz inceltme işareti nedir? Şu şapka oluyor. Kelimelerin sonundaki ünlü iki birim sayıldığı için şapkalı ünlüyü tam uyak kabul ediyoruz. Nasıl oluyor? Mesela veda, cüda, cefa, vefa. Ne oldu? Bunlar aslında ağlar tek sesi ifade ederken buradaki inceltme işaretimizi de biz bir ses olarak kabul ettiğimiz için iki tane ses olmuş oluyor. O yüzden arkadaşlar böyle inceltme işareti bulunanları da biz tam uyak olarak kabul etmiş oluyoruz. Sonra geçtik bir diğer uyak çeşidimize. O da neymiş? Zengin uyak. Adı üstünde zengin. Yani 2'den de çok. 2 ve daha fazlası. Bunlar da zengin uyak oluyor. 3 ya da daha çok sesin benzerliğine dayanan uyak türüdür diyoruz. Hemen örneğimize bakıyoruz. İsim, mevsim. Ne oldu? 3 tane ses benzerliği oldu. Sim sesleri zengin uyağı oluşturmuş oldu.
Edebiyatımızda arkadaşlar tam uyak ve zengin uyak da daha çok divan şiirinde kullanılmıştır diyoruz. Sonra geldik bir diğer uyak çeşidimize. Bu da tunç uyak oluyor arkadaşlar. Tunç uyak nedir? Dize sonundaki bir kelimenin başka bir dizenin sonundaki sözcüğün içinde aynen geçmesiyle oluşan ses benzerliğine diyoruz. Tanımdan bir şey anlamamış olabiliriz ama örnekle gösterdiğimizde daha net anlaşılacak. Örnekle diyor ki arkadaşlar, bırak, ırak. Ne oldu? Irak sözcüğü yukarıdaki sözcüğümüzde geçmiş oldu değil mi? Şu B'yi silersek ırak, ırak oluyor. Yani bu şekilde bir kelimenin içinde geçmesine biz tunç uyak diyoruz arkadaşlar. Tunç uyaktan bahsedebilmek için en az 3 ses benzerliği olması gerekiyor. Mesela nasıl olursa tunç uyak olmaz. İşte solan an dediğimizde ne oldu? Anda iki tane ses benzerliği oldu. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar tunç uyak örneği olarak kabul etmiyoruz biz bunu. En az 3 tane ses benzerliği olması gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar tunç uyak zengin uyak olarak da kabul edilmektedir. Bunu da bir kenara not alalım. Bu da önemli. Yani biz bir yerde zengin uyak gördüğümüzde, ya tunç uyak gördüğümüzde bunu ne olarak kabul edeceğiz? Zengin uyak olarak da kabul etmemiz gerekmektedir. Sonra arkadaşlar geldik sonuncu uyak çeşidimize. Bu neymiş? Cinaslı uyak. Cinaslı uyakta arkadaşlar mısra sonlarında yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı. Sözcük veya sözcüklerin tekrarına diyoruz. Bu nasıl oluyormuş? Kalem böyle çalınmıştır. Yazıma, yazım uymaz. Kışıma, kışım yazıma. Anlamlar farklı ama yazılışlar aynı. Değil mi arkadaşlar? Biz de bunları ne olarak kabul ediyormuşuz? Cinaslı uyak. Yine bir diğer örneğimizde de bakalım. Düştü yine deli gönül gözlerinin hayaline. Kim ne bilir şu gönlümün fikri nedir? Hayali ne? Bu şekilde de arkadaşlar bunları cinas olarak kabul ediyoruz. Neydi? Yazılış, okunuş aynı, anlam farklı olduğunda biz bunu cinaslı uyak olarak kabul ediyormuşuz. Uyaklarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir de bizim redif olayımız var. Bu neymiş? Hemen ona da bakalım. Redif dize sonlarında yazılışları, anlamları ve görevleri de arkadaşlar aynı olan eklerin veya sözcüklerin tekrarına redif diyoruz. Örnek üzerinde bakacak olursak diyor ki vermiş, vermiş, vermiş. Ne oldu bunların? Yazılışlar, okunuşlar, görevler aynı değil mi? Vermek, vermek anlamında kullanılıyor hepsi. Şuradan bakıyoruz. Köy, pay, boy. Burada y'ler aynı, okunuş, yazılış aynı ama görevler farklı. O zaman biz bunları redif olarak kabul etmiyoruz. Y'ler ne oluyor? Tek bir ses benzerliği olduğu için bunlar yarım uyak oluyor. Vermişler de redif oluyor arkadaşlar. Redif olayımız da bu şekilde. Arkadaşlar dize sonlarında ilk olarak redif kafiyeden sonra gelir. Bu durumda kelime sonunda kafiye varsa artık redif aramıyoruz. Yani burada dizenin sonunda kafiyeyi bulduysak artık redif aramıyoruz. Yani redif olmaya da bilir arkadaşlar. Bu dersimizde bu şekilde kafiye ve redif olayını anladığınızı umuyorum arkadaşlar. Bir dahaki ders anlatım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekim bir yanında kalın diyoruz.